Tekrardan merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. Alkenlerde adlandırmayı ve alkenlerin genel özelliklerini gördük. Adlandırma ile ilgili kısa bir alıştırmamız oldu 9-10 soruluk ve şimdi izomerlik ve alkenlerin tepkimeleriyle alkenleri bitireceğiz. Organik arkadaşlar bir önceki konuyu gördükçe bir sonraki kolaylaşan ve gitgide hızlanan bir derstir. Özellikle fonksiyonel grupta alkol eterleri öğrendikten sonrası su gibi, bir anda bakarsın ki bitmiş gitmiş. Yani iyi öğren çok çöz, iyi öğren çok çöz. Bundan sonrası için çok çok rahat edeceksin. Bundan emin ol. Hadi o zaman geçelim mi? Hadi geçelim. Alkenlerde izomerlik nasıl bir şeymiş? Arkadaşlar izomerliği abone olmuşsundur. Bunun ekrana gelmesi de gerek yok değil mi, olmuşsundur. İzomerliği arkadaşlar yapı izomerlik ve stereo izomerlik veya 3 boyutlu yapıdan kaynaklı izomerlik diye ikiye ayırıyoruz. Yapı izomerliğini alkanla görmüştük. Alkende ekstra bir izomerlik daha ekleyeceğiz. Stereo izomerlik. Önce yapı izomerini alkenler için görelim. Hadi gel. Yapı izomeri neydi? Kapalı formülü aynı, IUPAC adı farklı. Yani kapalı formülü CSH aynı olacak. IUPAC'a göre isimlendirildiğinde farklı yapılar çıkacak. Farklı isimler çıkacak. Bileşikleri yapı izomerliği diyorduk. Yapı izomerinin 4 türü var. Zincir dallanma, zincir halka, konum ve fonksiyonel grup izomeri. Zincir dallanma, ana zincirdeki karbon sayısı farklı. Yani bir büten yerine 2 metil propen yazabiliriz. Bildiğiniz gibi eten, yani etilen ve propilen de isim söylemeden de yazabiliyorduk. Ondan dolayı buna bir propen demeye gerek yok. Zaten propen de bir olmak zorunda. İkisi de C4H8. Birinin ana zinciri 4, birinin ana zinciri 3 olduğu için birbirinin zincir dallanma izomeri oluyor sevgili arkadaşlar. İkincisi zincir alka izomeri. Aynı karbon sayılı sikloalkan ile düz zincirli alken birbirinin her zaman zincirli alka izomeridir. Yani bütenle siklobütan, propenle siklopropan, pentenle siklopentan birbirinin zincir halka izomeri. Konum izomerinde alkanlarda demiştik ki yan dalın konumu farklı. Burada bir şey daha ekliyoruz. Yan dalın veya fonksiyonel grubun, yani çift bağın konumu farklı. Bir büten yerine iki büten koyunca birbirinin konum izomeri oluyor. Aynı şekilde şöyle dallanmış bir alken yazalım. Bu kalem kalın mı yazıyor ya? Ben bunu bu kadar kalın yapmam sanki. CH. Evet, biraz daha ince mi oldu? Yoksa psikolojik olarak oraya dokununca bana öyle mi geldi? 2 metil bir bütenle, hemen şu metilin yerini değiştir. Şuraya al. 3 metil bir büten de birbirinin konum izomeri oluyor arkadaşlar. Fonksiyonel grup. Fonksiyonel grubu tamamen farklı bileşik. Sikloalkanlarla alkenler tamamen farklı bileşik olduğu için aynı zamanda birbirinin fonksiyonel grup izomeri oluyor sevgili arkadaşlar. Yapı izomerinin türlerini gördük. Bunu zaten alkanlardan da biliyoruz değil mi? Alkanlardan yapı izomerini biliyoruz. Burada asıl bilmediğimiz cis-trans izomeri. Cis-trans izomeri veya işte geometrik izomer. Arkadaşlar alkenlerde karbonlar birbirine çift bağla bağlı olduğu için bu çift bağ karbonları birbirinden bağımsız olarak dönemez. Yani şöyle bak, şu ellerimdeki şunları karbonlara bağlı grup olarak düşünün. Bu karbonlar birbirine tek bağla bağlıysa biri sağa biri sola dönebilir. Yani bunlar klor olsun mesela. Klorlar alkanda bazen aynı yöne bakıyordur, bazen farklı yöne bakıyordur. Farklı yönde döner. Ama şu iki karbonu birbirine ikili bağla bağladığın anda bu iki karbon aynı anda döner. Dolayısıyla klorlar başlangıçta aynı yönde bakıyorsa hep aynı yönde devam eder. Başlangıçta farklı yönde bakacak olarak bağlanmışsa hep farklı yönde devam eder. Dolayısıyla alkende çiftli bağ bağlı grupların farklı yöne bakması veya aynı yöne bakması kalıcı bir konumdur. Değişmez. Bu hep farklı yöne bakar. Şöyle şu elimle göstereyim. Elim görünmüyor orada. Ne kadar ilginç. Sol taraftaki hep farklı yöne bakar. Sağ taraftaki hep aynı yöne bakar. Bunlar standarttır arkadaşlar. Anlaştık değil mi? İşte bunlar alkenin fiziksel yapısında farklılık oluşturur. Sağ tarafta bakın, ikisi de aşağı çektiği için daha kolay polarlanabilir bir yapıdır. Sol tarafta biri yukarı biri aşağı çektiği için daha zor polarlanabilir bir yapıdır. Yani sağ taraftakinin erime noktası sol taraftakinden daha yüksektir. Kaynama noktası daha yüksek. Sağ taraftakine biz, yani ikisi de aynı tarafa bakana cis izomeri, sol taraftakine trans izomeri diyoruz. Farklı yöne bakanlar trans, hep aynı yöne bakanlar cis izomeri. Yani özetleyecek olursak şöyle bir AA'nın aynı yönde olması bunu cis yapar. AA'nın farklı yönde olması trans yapar. Yani şöyle çift bağ bağlı gruplarda iki tane aynı grup şöyleyse cis'tir. Şöyle biri yukarıda biri aşağıdaysa
Trans'tır diyoruz sevgili arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Gel, gel hadi bakalım. Gel şu aşağıda. Aşağıda boşluğumuz vardı değil mi? Aşağıda boşluğumuz vardı. Bir iki tane cis trans izomerisi yazalım. Mesela CH CH değil tabii. CH3 evet ya CH3 olur. CH 2 büten. 2 büteni cis ve trans olarak yazalım. Bak şöyle çift bağ karbonlarını aynı yöne bakacak şekilde yazıyorsun. Hidrojenler veya metiller aynı yöne bakıyorsa birbirinin cis izomeri oluyor. Hemen burada herhangi bir karbonda hidrojenle metilin yerini değiştiriyorsun. Bir tanesini de yapman yeterli. Bak şuradaki hidrojeni aşağı metili yukarı aldım. Diğerini olduğu gibi yazıyorum. Bu trans izomeri oldu. Mantığımız bu. Buna eğer 3 boyutlu yapılmışsa cis'i de ekliyoruz. Cis 2 büten. 3 boyutlu yapısı ekle yazılmışsa trans'ı da ekliyoruz. Trans 2 büten diyoruz. Cis 2 bütenin kaynama noktası trans 2 bütenin kaynama noktasından fazla. Burada da anlaştık. O zaman gel bakalım. O zaman gel bakalım ne zaman cis trans izomeri görülür, ne zaman cis trans izomeri görülmez. Eğer arkadaşlar çift bağ bağlı karbonlarda iki tane aynı grup varsa cis trans izomeri görülür. Diğer ikisinin aynı veya farklı olmasının bir önemi yok. Ancak bu iki tane aynı grup farklı karbonda değil de aynı karbondaysa bu cis trans izomeri göstermez. Veya dört grubun dördü de farklıysa cis trans izomeri göstermez. Şimdi bak şöyle bir bileşik verildi. Senin bakman gereken şu karbona bağlı gruplar. Şu iki karbona bağlı gruplar. Hemen bu iki karbonu yazıyorsun. Üç boyutlu olarak rastgele atıyorsun. Bu karbon, şu karbon. Bir bağını hidrojenle diğer bağını metille yap. Şu karbon, bir bağını hidrojenle diğer bağını metille yap. Bak rastgele at. Önemli değil nereye attın. Cis veya trans yapısı geldi mi? Geldi. O zaman cis trans izomerisi gösterir. Gel bak. Şu iki karbonu hatta renkli yazayım değil mi? Şu iki karbonu şöyle yazdım. Geri kalan grupları yukarı aşağı atıyorum. Bak şu karbonun bir tarafında hidrojen var. Diğer tarafında metil var. Şu karbonun bir tarafında metil var. Diğer tarafında etil. CH2, CH3 var. Rastgele. Tamamen rastgele atıyorum. Bak ne oldu? Trans yapısı geldi. Cis trans izomeri var. Yani 3 boyutlu yapıyı yazdığında İki tane aynı grup geliyorsa bunun cis trans izomeri vardır. İki tane aynı grup cis veya trans halinde geliyorsa vardır. Ha sen bu yapıdan bunun cis veya trans olduğunu bilemezsin. Sadece cis trans izomerisi vardır veya yoktur diyebilirsin. Anlaştık değil mi? Hadi gel devam ediyoruz. Şimdi cis trans izomerisinin gösterilmesi için ya dört grup farklı ya solda iki tane aynı grup olacaktı. Gel bakıyoruz. Yine üç boyutlu yapısını yazıyorum. Bak çift bağ karbonlarını aldım. Ne yapıyorum bunları? Rastgele dağıtıyorum. Bir tane buraya, bir tane buraya. Bak ne geldi? İki tane metil geldi. Cis trans izomeri yok. Devam etmene gerek. Bir karbona iki tane grup aynı bağlıysa bu cis trans izomeri göstermez. Yine çift bağ karbonlarını yazdım. Birine brom, birine metil koydum. Diğer tarafta birine klor, birine etil koydum. Bak hiç aynı grup gelmedi. Dört grubun dördü de farklı. Cis trans izomeri yok. Dört grubun dördü de farklıysa veya bir karbonda iki aynı grup bağlıysa bunun cis trans izomeri yoktur. Sakın unutmuyoruz bunu. O zaman hadi biraz örnek çözelim mi cis trans hakkında? Çünkü cis trans hakkında da cis trans hakkında da şöyle göstereyim. Nerede? Nerede? Şurada mı? Şurada. Arkadaşlar 11, 16 ve 19'da alkenlerin izomeri ile ilgili sorulan soruların 3'ü de cis trans izomerisi hakkında. Alkenlerde normal izomeri sormuyorlar. Alkenlerde cis trans izomerini soruyorlar var mı yok mu diye. Hangisi birbirinin cis trans izomeridir? Hemen bakıyorum. Aynı karbonda iki tane aynı grup olursa bu cis trans izomeri göstermez zaten. Geçtim. Şu metiller birbirine cis. Burada da trans. Evet bu cis trans izomeri sorunun cevabı bu. Şurada metiller cis. Metiller trans. Hocam iki cevap mı var? Deme. Burada brom var. Burada brom yok. Aynı bileşik olması lazım. Yani tüm yan dallar aynı. Bileşiğin adı aynı. Sadece birbirine çift bağ bağlı gruplar birbirine göre cis veya trans olacak. Farklı bileşikler birbirinin cis trans olmaz. Yani bu iki bileşiğin cis trans izomeri var ama bu bileşik bu bileşiğin cis izomeri değil. Bu bileşik de bu bileşiğin trans izomeri değil. Farklı bileşiklerin cis trans izomerleri bunlar. Uyanık ol. Hemen baktığımızda yine çift bağ karbonla iki tane aynı grup bağlı cis trans izomeri olmaz. Trans, trans, ikisi de trans izomeri. Cevabımız zaten B olduğunu söylemiştik. Hangisi cis trans göstermez? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk arkadaşım? Hemen gel bakalım. Gel, 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 gel. Burada çift bağ karbonunu alıyordun. Tak, tak. Çift bağ karbonuna bağlı grupları hemen üstüne yazıyordun. H, H. Ne oldu? İki tane aynı grup denk geldi değil mi? İkisi de hidrojen. Dolayısıyla cis trans izomeri yok. Hemen bak bir daha. Çift bağ karbonlarını alıyorum. Sağ taraftaki çift bağ karbonunun bir bağı hidrojen, diğer bağı metille bağlı. Hiçbir sıkıntı yok. Sol taraftakinin de bir bağı hidrojen, diğeri metille bağlı. Evet cis trans izomeri var. Gösteriyor. Şuna bakıyorum. Bak şu karbonu yazıyorum. Şu karbonun bir bağı neyle? Metille. Diğer bağı neyle? O da metil. İki tane aynı grup bağlıysa cis trans izomeri göstermez. 1 ve 3 cis trans izomeri göstermezken 2 cis trans izomeri göster. Bakalım ne diyor bu, ne diyor bu, ne diyor? Hangisinin cis trans izomeri vardır? Aynı şekilde bakacağız. Bakın pratik yol ne biliyor musunuz? Pratik yol. Çift bağ 1 ile 2 arasında olan bileşiklerin cis trans olmaz. Eğer ekstra yandal taşımıyorlarsa hani 1'e klor bağlamıştır, brom bağlamıştır o farklı. Ama düz etilen, propilen,
biten, bir büten, bir penten, bir hegzen de cis-trans izomeri olmaz. Çünkü CH2 ile başlıyor da. Zaten ilk karbonunda iki tane hidrojen var. Dolayısıyla propen gitti. Bu olmaz, açıp bakmama gerek yok. Sikloalkanlar cis-trans izomerisi göstermez. Gitti. Geriye kaldı 3 tane yapacağız. Hemen B şıkkına bakıyorum. 2 metil 2 büten. Hemen CH3 2 de metil var. 2 de aynı zamanda çift bağ var. 2 büten diyor. CH3. Bak hemen uyanık ol, ne geldi? Çift bağ karbonuna 2 tane aynı grup geldi. Yine cis-trans izomerisi göstermez. Hemen C şıkkına da bakalım. C şıkkını da yapısını yazalım sevgili arkadaşım. 3 etil 3 egzen. 1, 2, 3'te çift bağ var. 3'te aynı zamanda etil var. Devam edip gidiyor. Bak, 1 etil, 2 etil bağlanmış aynı karbona. 1 karbona 2 tane aynı grup bağlıysa cis-trans izomeri göstermez. 2 büteni zaten dersin başından beri bir 8 kere falan örnek verdik zaten. Artık bunu biliyor olmanız lazım. 2 büten şu bileşik. 2'de çift bağ var. Hemen bak, 3 boyutlu yapısını yazıyorum. Bağlardan birine hidrojen, diğerine metil bağlı. Bu bağlardan da birine hidrojen, diğerine metil bağlı. Bakın, hidrojenler veya metiller birbirine göre cis veya trans olabilir sevgili arkadaşım. Tamam değil mi? Hadi gel, devam bitmedi sorularımız. Hangisinin cis transı yoktur? Bak, bağlardan biri hidrojen, biri metil. Biri hidrojen, biri etil. Bir sıkıntı yok. Biri hidrojen, biri metil. Biri metil, biri etil. Bir sıkıntı yok. Bak, açık yapıyı verince daha rahat yapıyoruz. Şu karbonun bağlarından biri metil, biri etil. Biri hidrojen, biri metil. Şu metille şu metil cis trans olabilir. Bir sıkıntı yok. Şurada şey yanlış verilmiş arkadaşlar. Hidrojen tabii bir tane olacak. Biri hidrojen, biri metil ama sol tarafa bak. İkisi de etil. İki tane etil varken cis trans olmaz. Eski bir soru arkadaşlar. E'nin cis transı var da şu an müfredatta yok. Şu anki müfredata göre alkanların cis transı bizi ilgilendirmiyor. Yani A, B, C, D üzerinden değerlendir. Geçen sene de bu soruyu değiştirmeyi unuttum. Bu sene de unuttum artık. Kusura bakmayın. Hadi bir de çıkmış soruya bakalım. 2011'de bileşiğin adını verip hangisinin cis trans izomeri vardır dedi. Ne dedim ben size? 1'leri eliyorsun. Çiftli bağ 1 ile 2 arasında olanları eliyorsun. Çünkü bunlar zaten CH2 ile başlıyor. O zaman ya C ya D. C'nin bariz olduğu belli. Niye? 1 büten 2 büten gibi 2 penten de hemen şöyle. CH2, CH3. Bak, 2 penten. Hidrojenler cis veya trans olabiliyor. D'ye bakalım. 2 metil 2 bütene bakalım. Bak, CH3. CH3. Bu 2 büten. 2'de bir de metil var. Bak, 2'ye metil bağladığım anda ne oldu? 2. karbonda 2 tane metil bağlanmış oldu. Bunun cis trans izomerisi olmadı sevgili arkadaşım. Yani yeterince örnek çözdüysen çıkmış sorular çok kolay. Tak 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 çözüyorsun. Hangisinin cis trans izomerisi vardır? 2016 yılında çıkmış soru. Metil yok. Metil yok. Hidrojen yok. Metil hidrojen ama tekli bağ yok. Tekli bağda cis trans olmaz. Şu metil şu metille trans, dolayısıyla şu klorla şu metilin yerini değiştirirsek cisi de çıkar. Cis trans izomerisi var. Konuyu yeterince çalıştıysan çok kolay. Ve 2019'da çıkan soru CH3 CH2 diye bileşik vermiş. Ana zincirini hemen çiziyoruz. Yukarıda dönebilirsiniz, fark etmiyor, ana zincir aynı. Sağdan başlarsak 2'ye geldiği için yan dal sağdan başlıyoruz. 5 karbonlu 3 etil 2 penten. Bak şu karbona, 3 numaralı karbona bak. Bağlarından birini etil, diğerini de etille yapmış. Cis trans göstermez. 2 ve 3 numaralı karbon SP2. 1, 4, 5 ve yan dal etildeki 2 tane karbon SP3. Dolayısıyla 2 tane SP2, 5 tane SP3 hibritleşmesi yapmış karbon vardır. 3'ü de doğru. Cevabımız Elazığ. Hadi bakalım cis transla ilgili son sorumuzu da çözüp bitirelim. Daha sonraki videoda alkenlerin tepkimeleri diyelim ve alkenleri bitirelim artık değil mi? Çok uzamaz. Ne bu? Bunun adı ne? 1, 2. Ne demiştim? Etilenin olmaz ama klor mulor bağlarsan olur. Cis 1-2 diklor etilen, trans 1-2 diklor etilen. Cis trans izomerisini söylemeyi unuttuk. Bak, soruda sorduğumuz iyi olmuş. Kimyasal özelliği aynı, fiziksel özelliği farklı. Birinci bileşik cis 1-2 diklor etilendir. Doğru. İkinci bileşiğin değil, birinci bileşiğin kaynama noktası daha yüksektir. Cis daha kolay polarlanabilir. Cis'te ikisi aynı yöne baktığı için, hatta bu bileşik doğrudan polardır. Hani metil falan olsa polar değil, polarlanabilirliği kolay diyeceğiz. Doğrudan 1 polar 2 apolardır. Bağ açısı 120 olduğu için. 1'in kaynama noktası, cisin kaynama noktası transın kaynama noktasından yüksektir. Yanlışı soruyor. Cevabımız 1-2 değil, yalnız 3. Evet, alkenlerin tepkimeleriyle devam edeceğiz. Bir sonraki videoda hemen bakayım, şöyle bir kontrol edeyim. Alkenlerin tepkimeleri, tepkimelere örnekler, çıkmış sorularımız var. 11-12, evet, tepkimelere örnekler. Sonra yine tepkimemiz polimerleşme, kullanım alanı. Evet, tek videoda biter sanırsam ki çok uzamaz.
Alkenlerin tepkimelerinin zor olanları çıktı. Bir katılma tepkimemiz, polimerleşme tepkimemiz var. Bir sonraki videoda alkenler ünitesini bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.